Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir Söz Sizde programında beraberiz. Bizim programı artık biliyorsunuz her alandan, her konudan, o konu ve o alanda çok uzman olan, söz sahibi olan insanlarla konuşuyoruz. Programın amacı da bu, bilgilendirmek. Şimdi konumuz, bu programın konusu gayrimenkul ve tabii ki inşaat sektörü. İki konuğum var bugün. Özellikleri karı koca olmaları. Hemen size tanışacağım onları. Saadet Koçer, evet. Anıl Koçer. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümit karı Bey. Karı koca çalışmak kolay mı zor mu? Hadi bakalım ilk soru. Zor bir soruyla başlıyoruz. 24 saat berabersiniz ya. Aslında değiliz. Beraber değiliz. Yani şimdi anlatacağız size sistemi. O sistemde biz gün içinde çok az görüşüyoruz aslında. O zaman mesajlaşıyorsunuz. Başka çaresi kalmadı. Yani akşam beraber evet günün analizini yapıyoruz. Belki o avantajı o tabii. Yani aynı meslekte aynı konularda şey evet, yapmak. Evet. Belki. Şimdi siz Coldwell Banker. Evet. Gayrimenkul danışmanlık. Onun İzmir Çiğli Karşıyaka bölgesi temsilcisiniz. Evet, doğru mu? Evet. Doğru. Önce Coldwell'den bahsedeyim biraz. Tamam. Coldwell çok eski bir kuruluş, Amerikan kuruluş. Amerikan, 1907'de kurulmuş bir firmamız var. Dünya çapında şu anda ilk sıralamalardayız. Hı hı. Türkiye'ye daha geleli 2 yıl oldu. 2 yıl. Ama yaklaşık evet. 80 ofise ulaştık. Yani şu an hala dünyada 52 ülkede Coldwell Banker aktif olarak devam etmekte. Mayıs ayında, 2013'ün Mayıs ayında Sayın Doktor Gökhan Taş Master Franchise'ını alarak Türkiye'ye kazandırdı. Evet. Şu an Türkiye'de 80 ofis olduk. Çok hızlı bir büyüme gerçekten. Teşekkür ediyoruz kendisine de buradan. Çok hızlı büyüme, ofislerimizin hepsi çok aktif ofisler. Biz de şu an İzmir'de. Çiğli bölgesinde. Evet. Peki. Benim merakımı çeken tabii öncelikle gayrimenkul deyince inşaat, tabii ki önce inşaat sektörü üretecek, tabii. Siz de satabilirsiniz, şeyi bu, tabii zincir ki. Bu. Ama inşaat sektöründe bir durağanlık varmış gibi görünüyor, doğru mu? İzmir'de bunu hissediliyor mu yoksa? Aslında bizim bulunduğumuz bölgede bunu çok hissetmiyoruz çünkü Çiğli bölgesi yeni gelişmekte olan bir bölge. Ve yatırımcıların tercih ettiği bir bölge olduğu için inşaatçılar da doğal olarak müteahhitler bu bölgeye büyük ilgileri var. Devamlı yeni yapılaşma oluyor bizim bölgemizde. İzmir de çok hızlı gelişen bir, yani 2 yıldır özellikle hızlanmaya başladı yapılaşma açısından. Bu tabii bizim avantajımız diyeyim. Ne kadar çok yeni inşa bizim için o kadar sektörde genişleme. Evet. Peki nasıl çalışıyorsunuz siz? Şimdi normalde bizim bildiğimiz emlakçı derdi eskiler. Şimdi evet. Emlak danışmanı. Biz de diyoruz ki biz emlakçı değiliz. Biz gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketiyiz. Biz eşimle Anıl Bey ile beraber bu Coldwell Banker ofisinin yöneticileriyiz. Bizimle beraber çalışan gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımız var. 17 gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var şu an. Hepsi bu iş konusunda eğitim aldılar. Profesyonelce bu işi yapıyorlar. Emlakçı hani dediniz ya oradan ayın... Nasıl geliştiğini anlatmak için söyledim. Çünkü evet. Öyle bilinirdi. Eskiden böyle bir laf vardı. Evet, evet. Şimdi o artık böyle galiba gene var herhalde küçük şehirlerde falan var, ama büyük var. Kentlerde... Büyük kentlerde artık onu aza indirgeyip bu kurumsallığı yaymak istiyoruz. Yaymak istiyorsunuz. Peki nasıl bir çalışma sistemi var? Zaten herhalde sanıyorum gayrimenkul deyince... güvene dayalı bir şey olması gerekiyor. Muhakkak. Yani karşılıklı. Kesinlikle. İlk önce insan ilişkisi bizim işimiz. İnsan karşındaki müşteri bize güvenmeli ki bizim aracılığımızla mülk alsın, satsın, gözü arkada kalmasın ya da yatırım yaparken nereye yatırım yapması onun için doğrudur. Biz o konuda her zaman arkasındayız. Yani gereken bütün çalışmayı yapıyoruz. Zaten bu iş gerçekten aslında göründüğü gibi kolay bir iş değil. Çok vakit ve zaman harcayan bir iş. Şimdi biz gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımızı
İlk önce analizler yapıyoruz tabii aramıza katılmaları aşamasında. Bu analizlerimizde ilk olarak bizim için ikna kabiliyeti yüksek, insan ilişkileri kuvvetli kişileri tercih ediyoruz. Daha sonra bu sektöre giriyorum fakat bu sektörde uzun süreli kalabilirim düşüncesi olmalı danışman arkadaşımızda. Bu tarz kriterlere uyduktan sonra çalışmaya başlıyoruz ve onlara eğitimler veriyoruz. Coldwell Banker bünyesinde eğitimler veriyoruz. Zaten Coldwell Banker Üniversitesi var. Dünyadaki ilk gayrimenkul danışmanlık üniversitesidir bu. Bu akademi içinde ilk olarak ilk temel eğitim veriyoruz. 12 günlük gayrimenkul danışmanlığı eğitimi alıyorlar. Bu 12 gün süresi içerisinde 5 gün satış, fotoğrafçılık, ondan sonra teknoloji eğitimlerini dahil ediyoruz. Daha sonraki aşamada ileri düzey eğitimleri, ticari eğitimleri de veriyoruz. Yetiştirdikten sonra artık bizimle çalışmaya hazır diyoruz. Evet. Ve ondan sonra ve sektöre evet. Devam ediyor. Şimdi hangi gayrimenkuller daha çok rağbet görüyor? Lüks konutlar mı? Orta sınıfa şey yapan hitap eden konutlar mı? Yoksa daha gelir düzeyi daha alt seviyelerde olanlara hitap edenler mi? En çok hangileri? Şimdi bizim bölgemiz için sorarsanız eğer bizim bölgemiz Karşıyaka Çiğli bölgesi genelde yüksek rakamlı alıcılar var. Evet, yerler de öyle. Mülkler de öyle, rakamlar yüksek. Tabii ki her değerin bir alıcısı var sektörde fakat... Ama ben bizim, en kolay gider, en kolay satılan, en kolay rağbet... Mutlaka düşük rakamlı yerler daha hızlı gidiyor. Bu her zaman her yerde geçerli olan bir şey. Yüksek rakamlarda alıcısı yok mu? Var. Var. Peki daha çok yatırım için mi, girip yaşamak için mi alan var? Vallahi genelde bizim bölgede yatırım amaçlı alırlar. Daha önde. Tabii ki daha önde. Çünkü gelişime daha elverişli. Şu anda hala gelişmekte olduğu için ilerisini görebiliyorlar ve buraların daha çok değer kazanacağını tahmin ederekten bu tür yatırımcılar tahmin şu anda... Tahmin etmek yetmiyor sadece. Yani, parası olacak yani. Tabii ki. Tabii ki. Yani tabii. Çünkü şimdi bu zor dönemler Türkiye için her alanda. Kesinlikle. Zor dönem. Ben tabii tahmin yürütüyorum şimdi siz ne kadar doğru olduğunu söyleyeceksiniz bana. Ev almak isteyenlerin bir duraksadığı dönem işte kredi alması lazım onu nasıl ödeyecek bilmem vesaire bunun gibi. Ama bu tür ona ne diyorlar dur bakayım söyleyeceğim okazyon dönemi diye kabul ettikleri. Evet, tereddütte oldukları bir dönem. Yani krizin veyahut da zorluk dönemi diyelim hadi adına bu dönemlerde fiyatların da düşmesini bekleyen avcı gibi bekleyen yatırımcılar vardır mutlaka. Kesinlikle. Parası kesinlikle. Var. İlla. Kesinlikle bu dönemlerde var. İşte 5'i alacağını 3'e alıp, 3'e alacağını 1'e alıp yatırım yapıp oradan büyük dönüşler düşünen insanlar var. Zaten o tarz yatırımcıların parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için evet o dönem bu dönem diyebiliriz. Evet. Biz de onları fırsatçılar olarak yorumluyoruz. Mutlaka. Her dönemde olduğu gibi. Ben daha başka sıfatlar dikkat etmiyorum. Olmaz bu. Ekrandayım o yüzden. Böyle çünkü ben de görüyorum tabii ben bir emlak danışmanı falan değilim ama etrafımızda bu tür şeylerin olduğunu biz de sıradan, evet, evet. Bu konudaki sıradan vatandaşlar olarak görebiliyoruz. Peki nasıl yürüyor işler? Siz ne yapıyorsunuz? Mesela ben geldim size. Dedim ki ya ben bir ev almak istiyorum. Cebimde de atıyorum işte 300 bin liram var, 500 bin liram var her neyse. Ben de yok da ben sanki varmış gibi anlatıyorum şu anda. Ne oluyor? Nasıl yürüyor iş? Ya ilk önce biz müşterimizle yakın ilişkiler kuruyoruz. Ne istediğini bilmemiz önemli. İlk önce tabii yani o mülke yatıracağı rakam onun akabinde nasıl bir yerde yaşamak istiyor, nasıl bir karaktere sahip bunları bile analiz ediyoruz aslında. Onun yaşamak istediği lokasyonu tercih ediyoruz. Artı şu da çok önemli bizim işimizde. Yani hani emlakçıdan gayrimenkul danışmanının ayrıldığı noktalardan biridir bu. Eğer biz müşterimize sizin 3.300 bin liranız var biz size ev alırken bu evin daha sonraki yıllarda
değer kazanıp kazanmamasını da biz araştırıyoruz. Yani çevresel faktörler. Tabii ki. Yani diyoruz ki mesela biz Ümit Bey'e ev alalım, şuradan 300 bin lirası var. Buraya bir yatırım yapıyor, ister oturacak ister yatırım için. Daha sonra buradan yol geçecek mi? Yanında üniversite mi yapılacak, hastane mi yapılacak? Metro durağı. İleriye yönelik projeksiyon yani. İleriye yönelik düşünüyoruz. Çünkü şimdi için değil, her zaman müşterimiz. Yani sonuçta amaç memnun etmek. Her zaman bizden memnuniyetle ayrılmalı müşterimiz. Amaç, asıl amaç budur. Onun için çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten hani 300 binanız var, alın Ümit Bey bu evi size satalım demiyoruz. O bölge analizini yapıyoruz. Mümkün olan en uygun rakamlara alımını yapmak için. Evet, tabii ki gayrimenkul danışmanının yaptığı iş sadece ev bulup göstermek değildir. Aynı zamanda işi bitirene kadar tapunuzu da sağlam bir şekilde elinize verip her işlem bittikten sonra o aşamaya kadar takip ediyorsunuz. Takipteyiz tabii ki. Her işinizi biz yapıyoruz yani. Yanınızdayız yani sonuna kadar. Benden vallahi bende yok. Alalım sizi İzmir'den bir ev Ümit Bey. İzmir benim tabii neredeyse İzmirliyim diyecek kadar sevdiğim. Evet evet. Siz de İzmir'de çok, seviliyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Evet, karşılıklı tabii doğal olarak. Peki bu tür yatırım ya da gerçekten yaşamak amaçlı ev almak, konut almak ya da ne bileyim satmak isteyenlerin niçin tercihsiz olasınız? Niye bu bir yön şey var? Burada kıstas ne, kriter ne? Kriter ne? İlk önce bizim bir komisyon bedelimiz var. KDV'siyle faturamızı kesiyoruz. Bu işi kurumsal bir şekilde yapıyoruz. Müşterimiz emin ki biz onun evini satışa çıkardığımızda, satışını üstlendiğimizde, biz evi 300'lük evi 400'e satıp farklı rakamlar elde etmiyoruz. Bizim rakamımız, komisyonumuz neyse sözleşmeli şekilde çalışıyoruz. Sözleşmemizi imzalatıyoruz. Artık bu aşamadan sonra evinizin satışı bize aittir diyoruz. Ve pazarlamasına başlıyoruz. O süreç de çok zor bir süreç aslında. Yani pazarlamasını yaparken Coldwell Banker'ın kendi BlueNet diye bir sistemi var. Kapalı bir intranet sistemi bu. Sözleşmeli aldığımız bütün işleri bu sistemde ilanlarını koyuyoruz. Şu an Türkiye'de 80 ofis varsa 2500'ü aşkın gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var. Bu arkadaşlarla aynı zamanda ortak bir çalışma yapıyoruz bu sistem içinde. Onun müşterisi benim alıcım, benim alıcım onun müşterisi olabiliyor. Ortak çalışıyoruz. Daha sonra satım aşamasında tekrar onun için broşürler bastırıyoruz, flyerler bastırıyoruz. Ne gerek? Pazarlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Maksat hızlı bir şekilde işlemi sonuca ulaştırmak. Hızlı. Burada herhalde sihirli sözcük hızlı tabii olması gerekiyor. Tabii hızlı ki normal. Hızlı ve değerinde. Bravo. Normal bir yani bu sektörde farklı tarzda çalışan arkadaşlara asla işsiz, yani diğerlerini tenzih ederek söylüyorum. Doğru düzgün yapan arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Fakat biz yaptığımız işi düzgün bir şekilde çıkarıyoruz ve emin olun çok daha hızlı sonuca varıyoruz. Bir de tabii bu her meslekte olduğu gibi merdiven altı çalışanlar diye bir tabir vardır. Sizin meslekte olduğu, yani biz her meslekte. Her meslekte evet. Olduğu gibi bizde de var ya. Yani. Güven faktörünü tesis edebilen şeyler kazanıyor burada tabii ki. Tabii. Ama diğerleri de vurkaç yapıyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Tabii ki. Onları söylemek istemiştim zaten. O tabii ki düzgün yerel emlakçı olup da bu işi düzgün yapan arkadaşlarımız da var. Onları tekrar tenzih ediyorum. Fakat insanların mülk alıp satarken kurumsallarla çalışmalarını da önemli tavsiye ediyorum. Peki İzmir bazında bakalım, madem İzmir'den geliyorsunuz. İzmir'de nedir raiçler ve siz nereleri tavsiye ediyorsunuz size gelen insanlara? Yatırım yapmak için gelen ya oturmak için gelen tabii ikinci etapta. Biz tabii ki ilk etapta Çiğli deriz. Bizim bölgemiz. Tabii ki öyle diyeceksiniz. Yani İzmir öyle bir yer ki her zaman gelişmekte olan, her zaman her insanın tercih edebileceği, her aradığını bulabileceği bir lokasyon olduğu için, yani şu anda yaklaşık İzmir'de 10 bölge varsa, bunu samimiyetimle söylüyorum, şu anda birinci bölge olarak Çiğli.
O kadar. Tabii ki. Onun ileriye yönelik çok şey sağlayacağı. Rant sağlayacağı diye bir yer. Çünkü üniversitelerin, yeni kurulan hastanelerin ve artı Ege bölgesinin diyeyim, en büyük organize sanayinin olduğu, Atatürk organize sanayi bölgesinin olduğu yer olma babında şu anda yatırım için en iyi. Aynı zamanda ki, çevre yolu ve otoban metro hattı üzerinde ve yeni yerleşim yerleri hızla inşaatçılar orada hareketli bir şekilde çalışıyorlar. Bu kentsel dönüşüm İzmir'de ne merkezde? Şu an kentsel dönüşüm Alsancak bölgesinde aktif. Bostanlı Karşıyaka'da aktif. Bizim bölgemize de çok yaklaşmış durumda. Yavaş yavaş geliyor. Zaten çok da eski bir yapılaşma yok bizim bulunduğumuz Çin'de bölgede. Çiğli yeni yapılanma. Varsa bile fazla yani, küçük çaplarda herhalde değil mi? Evet, şu anda çok fazla yok. Çok fazla ihtiyaç yok aslında. Dediğim gibi hep yeni yerleşim yerleri var şu yeni anda. Yeni açılan şeyler. Hı-hı. Şimdi gözümün önüne getirir mi? O yoldan giderim. İşte Ayvalık, Çanakkale. Evet, Menemen istikameti. Menemen istikameti. O şey tabii. Vallahi zor iş. Değil mi? Biraz zor, zahmetli. Zahmetli, güzel bir iş. Gerçekten müşteriyi memnun ettiğimiz zaman biz daha mutlu oluyoruz. Sonuçta emek veriyoruz. Biz de çaba harcıyoruz. Çünkü mutlaka mülkünü satmak isteyen müşterinin bir ihtiyacı vardır. İhtiyacı için ya da değiştirmek istediği içindir. İhtiyacı olan müşterilere özellikle hani bir an önce onların işini sonuca bağlama açısından biz de bir stres altına giriyoruz. Fakat iş sonuçlandığında rahatlıyoruz. Ne olacak? Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Bu sektör bitmiyor. Stres bitmiyor yani. Sektör bitmiyor, evet. Stres bitmiyor. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Hem bize bu şeyi galiba piyasasını anlatmış oldunuz hem de kendinizi anlattınız. Çok teşekkürler Anıl Koçel, Saadet Koçel, size teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Efendim Saadet ve Anıl Koçel gayrimenkul danışmanları bize İzmir bazlı ama yine de gayrimenkul piyasasında hem markalaşma hem nasıl işlemler yapıldı, nasıl satışlar veya satın alışlar yapıldığını anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine bir başka Söz Sizde programında yine kendi alanında söz sahibi olan kişi ya da kişilerle karşınızda olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.